Sevgili seyircilerim merhaba. Bugün canlandırdığı her karakterle izleyenlerini şaşırtan, beğenisini ve ilgisini kazanan bir aktörü ağırlıyorum. O sadece ülkemizde değil, yurt dışındaki çalışmalarıyla da kendini kanıtlamış bir oyuncu. Sinema aşığı bir aktör. Murat Han bizimle. Hoş geldin sevgili Murat. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ee... Gerçekten sizin gibi e, Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından biriyle böyle bir programa katılmak da benim için tarihi bir an. O yüzden biraz heyecanlıyım normal zamanlara göre. Normalde kamera karşısında çok heyecanlanmam ama bugün böyle bir içim bir kıpır kıpır. O, o karşılıklı sevgiden e, diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar beni ağırladığınız için kendimi ifade etme. Şansını bana verdiğiniz için. <laughs> çok tatlı. Ee, Ankaralı memur bir ailenin evet. çocuğu olarak e, dünyaya geldi. Aslında insanların yetiştiği çevre çok etkiler değil mi? Evet. E, özellikle de oyuncuları yetiştikleri ortamlar herhalde çok önemli diye düşünüyorum. Sen e, çocukluğunla ilgili neler hatırlıyorsun, neler anlatmak istersin? Ee, söylediğiniz çok doğru. Hani çocukluk ve yetiştiğiniz çevre, özellikle oyuncular için çok önemli. Ne kadar anı, ne kadar yaşam biriktirirsek bence o kadar zenginleşiyoruz oyuncu olarak. Hatta e, bazı rolleri, mesela Hamlet genç olmasına rağmen e, oyuncuda daha fazla deneyim aranıyor. İşte zamanında Mel Gibson. Daha önce işte bir Hamlet oynamış çok genç yaşlarında hı hı. ama sonra bir otuzlu yaşlarında tekrar oynamış hı hı. E, ve çok daha iyi olduğunu ifade ediyorlardı çünkü e, öyle bir karakteri yaratabilmek yaşayabilmek için belirli şeyleri biriktirmek gerekiyor oyuncunun biraz daha yaşamla yoğrulup oturması gerekiyor o yüzden deneyim çok önemli aslında evet o çocukluktan gelen e, ben çocukluğumda çok mutluydum. Evet, bir memur ailenin çocuğu olarak büyüdüm. E, belki sana çevresinden kimse yoktu ailemde ama <laughs> e, güzel olan şey e, bir mahalle ortamıydı ve o ortamda biz sokaklarda arkadaş çevreleri edinerek, sokaklarda yaşayarak o şekilde. Ya o sokaklarda oynayan güzeldi. çocukları özlüyor evet, insan. Evet. Gerçekten ne kadar özgürmüş o çocuklar. Tabii. Şimdi benim yeğenimi düşünüyorum. O bilgisayar karşısında o şekilde büyüdü ama biz Öyle. bizim zamanımızda yoktu ve biz sokakta top oynardık değişik işte oyunlar falan. Değil mi? <laughs> ee, onlar da çok güzeldi. Sen de çok yaramaz bir çocukmuşsun. Öyle <laughs> duydum. Biraz Evet meraklı, meraklı diyelim. Tarzan filmini seyrettikten evet. sonra bir gün balkondan atmışım ki <laughs> 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 ya bu balkondan atlayan çocukların sayısı herhalde çoktur. Ee, <laughs> <ama> o tarz... <laughs> Tabii o zamanlar işte ya. biz onları izleyip sokakta <laughs> oynuyorduk falan. Ben e, o Tarzan hikayesi gibi birçok aslında onun gibi çok kahramanları izleyip onlar gibi olmaya çalışırdık. Ay çok güzel. Ee, yani tabii ben çocukların bunu özenmesini istemem ama bu artık bu devirde biraz değişti. Onlar daha çok bilgisayar tabii. oyunları da falan. Ee, ama tabii onu izleyip işte çıkıp ya ben de buradan uçabilirim <laughs> edasıyla. Ne güzel. Atlayıp kolumu incitmiştim. Ya. O yüzden kimseyi önermiyorum. Yani. Evet fazla <laughs> merak da zararlı. Ama yani çocukken böyle meraklı <laughs> olmak, sonra ilerleyen hayatların hayatında. Sana neler kazandırdı, neler yaşadı? Çok yaşandı? güzel bir soru yani gerçekten. Çünkü merak eden insan, ilerleyen insan. Merak ettiğiniz sürece gelişirsiniz. Ben çocuklukta o yüzden çocukların çok meraklı olmasına bazen büyükler müdahale ederler ama Evet etmemek lazım. Hatta ben şunu bile merak etmiştim. İşte eve ilk televizyon alınmıştı siyah beyaz. <laughs> Babam getirmişti. Ben de böyle ya bu adamlar bunun arkasına nasıl girmiş çok küçüktüm. Arkasına girip girip böyle bakardım o delikleri. Oradalar alıp, mı diye. nasıl girmişler oradalar mı Benim oradalar. jenerasyonum da radyoya öyle bakardı. İşte, Arkasında muameles evet, konuşuyor bir diye. Ben onu evde kimse yokken televizyonun arkasını Açtı. açıp televizyonu bir güzel bozdum. Harika. Adamları ararken Allah'tan çarpılmadım falan Çok da. şükür ya çok ya böyle güzel. Böyle işte... Sonra e, Bilkent Üniversitesi evet. tiyatro bölümünü bitirdin. Evet. Değil mi? Oradan evet. mezun oldun. S Ondan sonra e, Amerika'ya gitmeye karar verdin. Evet. E, peki e, Amerika'ya gitme kararını verdiğin zaman tek başına mıydın? Yoksa destekleyenler mi vardı? Hocaların mesela gitmelisin Murat mı dediler? Yani aslında... E Ekonomik anlamda çok Amerika'ya gidebilecek durumda değildim sonuçta hı hı. memur bir ailenin çocuğu olmakla beraber ee, ama hep şeyi düşündüm yani ben sonuçta sokaklarda büyüdüm hı. orada da çalışarak bir şekilde okulu bitiririm diye kendine olan güveni. Evet evet hatta bazı hocalarımız da beni vazgeçirmek istediler dediler hı. ki ya sen gitme orada bak perişan olursun. İşte ben Amerika'ya gittim, şöyledir, böyle. Ben dedim ki yok, ben perişan olmam çünkü gocunmam yani çalışırım. Her Ama kolay yaparım. da bir karar değil o gencecik bir çocuk için. Evet evet. 20, yani ben üniversitenin ikinci sınıfındayken buna karar verdim ve toplam iki yıl Amerika'ya gitmek için para biriktirdim. Hem para biriktirdim <laughs> hem de böyle şey işte İngilizce için özel dersler falan aldım. Bravo. Biraz kendimi o, o şekilde geliştirip hazırladım yani iki sene evet. boyunca Amerika'ya gidebilmek için. Bravo. Çünkü aslında gitmek istememin de bir sebebi vardı. Müsaade ederseniz onu anlatayım. Memnun olurum. Ben, işte tabii okulda çok değerli hocalarımız vardı. Çok güzel şeyler öğrendik. Ama bir şekilde devlet tiyatrolarında oyun izlediğim zaman şöyle bir şeye şahit olmuştum. Yerli bir oyun izledim. Hı hı. Ve bu yerli oyunda oynayan bir aktör vardı. Daha sonra... Bir yıl sonra falan aynı aktörü Hamlet'te Hı -hı. izledim. Ama e, pek değişen bir şey görmedim. Çünkü, çünkü Hı -hı. aktör yine aynı duyguları aynı şekilde, aynı şekilde ifade şekilde. ediyordu. Yani. yani acısını da aynı şekilde ifade ediyordu. Sevincini de. Dedim ki burada bir şey var. Belki de dedim yani bu e, bu büyük aktörleri izliyoruz ya hani Pacino, Marlon Brando Hı -hı. falan. Dedim bu adamlar. Her karakteri biraz farklı yapıyorlar. Bunda bir sır olmalı. Yani geleneksel bir oyunculuk ya da benim bir şey mi var da ben kaçırıyorum? Benim bunu öğrenmem lazım. Evet şimdi bunu merak etmeye başladım ben o andan itibaren ve dedim ki... ...demek ki dedim e, ifade şeklinde biraz geleneksellik ya da yetiştiğin kültürden çıkmak gerekiyor. Hmm. E, bunun için e, aslında daha sonradan yıllar sonra Amerika'da bunun cevabını orada öğrenmiş oldum. Farklıydı. E, Bunlar, evet. Bundan ötürü gitmek istedim. Ve bu benim iki yılımı aldı buna hazırlanmak. Daha sonra işte Amerika'da o dışına girdim. Ee, ve okula girdim. Kabul edildi. Girdikten sonra şunu öğrendim. Okul dediğin Stella Stella Stella'dır Oyunculuk Akademisi. Ee, bu sorunun çok da önemli bir Evet. Akademide. Bu sorunun cevabını şöyle öğrendim. İlk altı ay boyunca e, çok değerli bir hocamız vardı. Onun zaten e, oyuncular için e, tekst analizi diye bir kitabı Hı -hı. da var. Charles Beckspurg. Ee, onun derslerinde en çok ondan öğrendim diyebilirim o okulda. 6 ay boyunca ben kendi Haliç Kent Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olmama rağmen sürekli ben iyi yaptığımı düşündüğüm halde adam beni yerden yere vuruyor. Şöyle böyle falan ya Allah Allah. Bu adamın bilmek kişisel bir problemi yok. <laughs> Sonuçta yani, neden böyle bir yani, şey acaba? Evet, ben oyuncuyum. Şimdi oradakiler birçoğu yeni okula başlamış. Ben bu ikinci okul. Hep önde olduğumu düşünüyorum ama aslında birçok şeyde de geride kalıyorsun. Çünkü öğrendiğin şeyler sertleşmiş, onları kırıp Aha. tekrar hamurlaştırmak daha zor oluyor. Neyse ben <laughs> 6 ay önce şuna karar verdim. Dedim ki hiçbir şey kişisel algılamayacağım, kırılmayacağım. Söylediği her şeyi bir sonraki derse hazırlayacağım ve bunu öğreneceğim. Her derste bir şey öğrenirsem ben bunu birkaç ayda çözerim ki bu 6 ay sürdü. Harika. Orada şunu öğrendim aslında... Oyunculukta bu benim bir yıl başka e, yerel bir oyunda izlediğim aktörün ikinci yıl e, Shakespeare'de beni şaşırtmaması aynı şekilde oynamasının sebebi şuydu. E, o cevabı vereyim. E, yazarları çok iyi anlamak gerekiyor. Şimdi e, <laughs> Ibsen modern evet, tiyatronun İpsen. başlangıcı ve modern tiyatronun başlangıcından itibaren tiyat yani oyunculukta çok şey değişti. Ondan öncesinde mesela oyuncular genelde kötü karakter, iyi karakter olarak ikiye ayrıldı. Hı? İyiler iyi, kötüler kötü. Sahnede işte görevlerini tamamlayıp katarsis orada e, evet. seyirci bitiyordu ve oradan insanlar evlerine kafalarında hiçbir soru işareti olmadan gidiyorlardı. Şimdi İPSEN bunu orta sınıfın tembelliği olarak nitelendirip bunun değişmesi gerektiğini, tiyatronun oyunculuğun insanlara farklı e, yaşam biçimlerini, alternatif yaşamları göstermek olduğunu ve kendi yaşamlarını sorgulamaları gerektiğini, bu da insanlığın gelişimi için çok önemli. E, bunu yaptı ve şöyle bir şey oldu. E, i̇şte daha önceden bu iyi ve kötü karakterler, İpsen'den itibaren e, sahnede mesela çok iyi bir karakter, tam siz böyle Aa, tamam benim tarafım bu, ben tarafımı <laughs> seçtim derken bir anda kötü bir şey yapıyor. ...o bir anda bunu bir rahatsız ediyor. Ya böyle olur mu? Bu adam böyle bir şey yapmaz. Hı hı hı. Kötü karakter de iyi bir şey yapıyor. Bu sefer kafalar karışıyor. Ee, i̇nsanlar önce bundan rahatsız olmuş. Hatta İpseni tutuklamışlar bu sebepten dolayı zamanında. Aa. Yani yasaklamışlar oyunlarını. Gizli oyunlar yaptığı için tutuklanmış falan. Ee, bu orta sınıf tembelliğini kırıp insanlığın biraz daha gelişmesi... ...ve onlara alternatif hayatları göstermek için... ...bu modern tiyatronun başlangıcıdan itibaren... De bunu takip eden işte Arthur Miller olsun, Chekhov olsun, bunlar hepsi farklı kollar evet. gibi görünse de aynı kontemporary yani o modern tiyatronun ayakları olarak geliyor. Şimdi oyuncu olarak önce bu yazarları yani ana yazarları, ana akımları i̇yi, iyi anlamak, anlamak gerekiyor. İyi analiz etmek. Onların e, nereden, hangi kültürden ve nasıl baktıklarını anlamak gerekiyor. Mesela bir Chekhovla bir Arthur Miller çok ayrı Değil şeyler. Mi? O, tabii. O, tabii. Şimdi Chekhov çalışırken e, orada. E, Karakterler genelde hep böyle şey bohem, daha böyle hep hayatlarından şikayet ederler, içerler e, ve sonunda da hiçbir şey olmaz intihar ederler falan. Ama Arthur Miller öyle değildir. Mesela bunları çok iyi anlamak gerekiyor ve şeye bakmak lazım işte bir oyun çalışırken ya da sinemada olur bu. O yazarın daha önceki oyunları, o yazarın daha önceki filmleri ya da e, senaryoları bunları e, görüp buna göre öyle bir şey çıkarmak gerekiyor ki bunların hepsinin farklı ritimleri var. Aktör olarak bunları iyi algılamak gerekiyor. Farklı kültürlerden geliyor. O yüzden şimdi Türkiye'de yerel bir oyunda oynayıp aynı şekilde orada oynarsak olmuyor. Shakespeare mesela onlar daha çok diliyle dil, dil daha çok önde. aksiyonlar çok. Ama Arthur Miller daha <laughs> e, tabi daha aksiyon. Tennessee Williams deseniz çok metafor kullanan e, akla hitap eden işte kalbe hitap eden bu tür bir sürü ayrımları var. Bunların hepsini tek tek ha, çok uzun bir iş aslında. Çok bu. iyi e, oldu bunları hepimize hatırlattın. E, oyunculuk sadece e, işte kameranın önünde yer almak demek değil. Kesinlikle değil. E, yani yani. <laughs> bir role hazırlanabilmek için e, o eseri yazan kişinin dünyasını Dünyası. da iyi bil tanıyor olmak Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Sen şimdi Amerika'ya gittin, okudun ve aynı zamanda orada aktörlük de yaptın. Evet. 9 sene dile kolay. 9 sene evet. 9 sene. 9 sene. <laughs> e, aynı zamanda prodüksiyon asistanlığı da yaptın evet. birkaç filmde. Hangi filmler hatırlar ee, Birisi, evet, birisi Örümcek Adam'dı. Tobey Maguire'ın oynadığı diğeri de Red Race. fareler yarışıyor. O da Rowan Atkinson'ın. Yani sadece aktörlük değil işin bir kamera arkasını da Evet, e o öğrencilik sanıyor. yıllarımda işte e bir arkadaşım demişti ya böyle böyle prodüksiyon asistanı arıyorlar. Hı -hı. Ben de çok heyecanla gittim. E ne de olsa meraklı bir <laughs> çocuğum. Tabii tabii çok meraklı bir çocuğum. Basketbol falan da oynuyoruz. O zaman işte Toby Maguire'la <laughs> işte aralarda basketbol oynuyoruz falan. O kadar mutluyum ki aa diyorum tamam Hollywood'dayım artık. falan. <laughs> <laughs> ee, öyle güzel bir deneyimim oldu o setlerin nasıl çalıştığını gördüm ee, çok disiplinli Yani bu büyük başarılarının arkasında aslında çok büyük bir ekip işi var yani sadece oyuncu ya da yönetmen değil yani makyözünden set işçisine tabii, kadar her şey o kadar disiplinli ki yani orada hatalı olan hiçbir şey yok ee, yönetmen hep şunu derdi e, yürüyen kişi görmeyeceğim herkes koşarak işini yapar ama yani şey derdi onu. Çabuk olun ama acele etmeyin. Ha, çabuk olun ama acele etmeyin. Evet. Yani İşiniz i̇şinizi işinizi doğru yapın. Herkes kendi işini en iyi, en iyi şekilde, şekilde yapmalı. Onun için böyle herkes diken üstünde. Mesela devamlı tutan kişi böyle sürekli göz sürekli bakıyor. Her şey çok önemli. Çünkü birisi kafasını çevirdiği anda takipten çıkıyor ve iş öyle yavaş yavaş salıyor kendini. Ama orada Tabii. öyle bir şey yok. Ben bunu gördüm. Tabii saatler de çok önemli. Orada belirli saatten sonra çalışmıyorlar, çalıştırmıyorlar. çalıştırmıyorlar çünkü sadece oyuncunun değil her çalışanın performansı düşüyor, o yüzden de e, yani o haklar biraz daha e, güzel Kollanıyor. bir sistem oturmuş, o yüzden bir ah, sistem hayır. var ve o evet. sistemde tıkır tıkır çalışıyor. Evet. E, herkes kendi görevini en iyi şekilde. Tabii. Çünkü çok büyük bir rekabet var. Kesinlikle. Yapamayanın yerine yüzlercesi tabii, sırada tabii. bekliyor. Ve bu bir de kredisine kötü yazılıyor. Mesela şimdi biz de sonra Çünkü bizde mesela birisi işi sal zaman, hadi işten çıkarıldı diyelim, hop hemen başka sete geçi veriyor. Şimdi orada öyle olduğu zaman ya yani kredisini iyi tutmak için hmm. sürekli iyi olmak zorunda. Güzel. Eğer bir işten çıkarılır, çıkarılırsa diğer iş Bakacak direkt şeye ama. bakıyor. Krediye bakıyor. Ha bu işten çıkarılmış. Almıyor. Harika. Ha, bu yüzden de işler süper yürüyor. Sonra 2007 yılında sen ülkeye dönüyorsun evet. ve e, Zülfü Livaneli'nin e, mutluluk adlı kitabından Hı -hı. uyarlanan Mutluluğu Abdullah Oğuz evet. yönetiyor ve sen o filmdeki rolünle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanıyorsun evet. Antalya'da. Evet evet çok Cemal. Aynen çok... Cemal. Ee, bu e, ondan görüntümüz var istersen önce o tamam. hatırlayalım mutluluktaki Cemali daha sonra filmle ilgili konuşalım. Tamam. Cemal. Abi. Burası nedir? Kabristan, senin kabristanın olacaktır. Günah Belendin Meryem, namusumuzu kirlettin. Şimdi at kendini aşağıya, kanın elime bulaşmasın. Ba babamın haberi vardır. Söyle babama Cemal abi, hakkını helal etsin. Ben hiç günah yapmadım. Güzel, Zaman. çok çok güzel bir filmdi gerçekten. Zaman o kadar hızlı akıyor ki yani. Ya. 2007. <laughs> 2007. 14 yıl nasıl geçti anlamadım. Şimdi bakınca böyle sanki 3-4 yıl olmuş gibi. <laughs> çok enteresan. Ee, daha bu ilk projende gelen bu en iyi erkek oyuncu ödülü. Ee, gelecekle ilgili e, seni umutlandırdı mı? Yani Türkiye'de kalma konusunda ve Türkiye'de mesleğine devam etme konusunda ee, Aslında iki yönde etkiledi beni Bir taraftan çok mutlu oldum Ödül almak güzel bir şeydi Yani çalışmalarımın karşılığını bir şekilde gördüğümü düşündüm Aslında insanlar buna şey olarak baklar. Ya ne şanslısın İlk işte <laughs> ödül aldın Sadece ama şimdi kimse mı? gerisini, kimse arkasını düşünmediği, <laughs> görmediği için ben aslında o 9 yılda neler yaşadım, Hı -hı. nasıl süreçlerden geçtim. Ee, ben hep şuna inanırım, o şans denilen şey, e, fırsat artı hazırlık eşittir şans. şans. Şimdi bu fırsatı birçok kişiye veriliyor o düşünlerde. Ama hani kim daha hazırsa, o onu şansa çevirmiş oluyor. O hazırlık süreci de işte uzun bir süreç aslında. 9 sene boyunca bir sürü ya. workshoplar, okullar e, ve tabii ki yaşam tecrübesi de. Şimdi Türkiye'de olsaydım belki e, evde işte annemin sofraya koyduğu daha bir kap konfor daha, için daha, daha komfor içinde orada ama bir taraftan çalışıp bir taraftan bu işleri yapmak falan. Türkiye'de bunun karşılığını ilk filmle almak tabii ki e, beni çok mutlu etti ama bir taraftan da korkuttu. Şöyle bir korku oldu bende. Ya bundan sonraki gelecek filmler çıta olarak böyle bir yerde olmalı. Ya bu ne kadar e, haklısın. İlk film bu kadar yukarıda başlayınca evet. ondan sonra korkucu, korkucu aynı şey. seviyede evet. sonra başka filmler geliyor. Okuyorsun ve diyorsun ki ya şimdi diyorsun bu olursa o çıta düşer. E, çok da insan bir ara çok film yaptılar ve o filmlerin çoğu aslında iyi değildi. Hı. Ve Ben de senaryolarını mesela beğenmediğim çoğunun, ee, çünkü ben de tekst analizi işim, Hani ya. bunu öğretiyorum. Şimdi ben o senaryoları okuduğum zaman, bir çatışma görmediğim zaman, e, olayda kilit falan görmediğim zaman e, şey oluyorum. Benim ya da şeyimdir. kahramanların yazılış şekli. Mesela e, bir iş geldi bana, dediler ki işte haftaya başlayacağız hemen. Ben dedim ki mümkün değil, ben bir sinema filmine bir haftada hazırlanamam. Ya sen iyi oyuncusun yaparsın dedim ki olmaz İyi oyuncu olduğum için olmaz zaten yani eğer böyle düşünüyorsanız evet. çünkü benim için bir sinema filmi kameranın karşısında olduğum zaman değil kamera karşısına geçene kadar, kadar? Ki geçen zaman çünkü o geçen zamanda ben yaratıyorum o karakteri onunla uğraşıyorum ediyorum sonra kameranın karşısına geçtiğim zaman sadece uygulama kısmı o, o en kolay kısmı şimdi o da bir ay sürer. Yani bir ay gerekiyor. En az bir ay. Evet, evet yani evet. bir aydan aşağısı gerçekten çok zor. Yani kendimizi kandırmış oluruz. Bir karakter yaratmadan çıkıp kendi duygularımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. Doğru. Çoğunu bundan dolayı kabul etmedim. Çünkü herkes gelip ya işte haftaya başlayacağız şöyle bir işimiz var. Son anda böyle bir anda maalesef. Ya da karakterle ilgili işte bu savaş filmleri falan yapıldı bir ara. Çok Çanakkale falan çok çekildi. Bir tanesinde Yazılmış evet Türk askeri tam bir kahraman çok şey falan ama... ...diğer taraftan İngiliz olan asker de hani hiç yaşamıyor. Ee, şimdi bu çatışma olmazsa iş iyi olmaz. Yani e eğer bu Türk karakteri kahramanı evet yüksek göstereceğiz tabii ki o şekilde olacak. Ama e, bunu da çok aşağıda bıraktığımız zaman dengesiz oluyor. Yani onu da çıkaracağız ki bir yere evet. e, onun da bir ailesi olduğunu ya da başka sebeplerden dolayı savaştığını ama bizim için neyin daha ne kadar önemli olduğunu o şekilde çok daha büyük bir film olur aslında. Ama genelde işte tam bu Türk askeri bu kahraman olsun. Diğeri hani yokmuş gibi olmuyor işte olmuyor o zaman. zaman çatışma olmuyor o yüzden de kabul etmedim mesela birçok kişi evet. sonra sanki iş mi beğenmiyor acaba bu adam değil mi öyle bir şey de bir e, algı yaratmış olabilirsin evet çok zor beğeniyor işte e, işte gönderdiği bir senaryoları Ay, oldu pek, biraz e, evet, bazen şey oldu. karşılamıyor falan diye belki de çekiniyorlar sana teklif için. Ya umarım gelenler. çekinmiyorlardır ama hani <laughs> e, benim aslında sebeplerim çok haklı. Hatta o çok zaman da doğru. söylemiştim. Yani çok bu doğru. bu senaryoda şöyle bir eksik var. Yani ben sonuçta herkes ister ki evet filmin tek kahramanı benim benim üzerimden. Ama öyle bakmıyorum. Ben iş olarak bakıyorum diyorum ki bu bir bütün iş bütün bakıyorum. Tabii iyi olmalı diyorum. Yani bunun iyi olması için bu karşı karakter çok zayıf. Ya yani şöyle düşünün hani iyi bir e, Mesela basketbol maçı izliyorsunuz <laughs> ama aradaki fark işte bir takım 90 öbürü 40. Evet. E şimdi iz, izlenmez o çünkü çekişme yok. Yok heves heyecanı yok. Ya, o takımların birbirine yakın olması lazım ki çok heyecanlanırsınız. Yoksa yani bir bu işte böyle. <laughs> yani tabii ki çok fazla e, titiz, çok fazla e, disiplinli, e, çalışan bir insansın eminim ki. Başarının nedeni de bu. Bu kadar titizlenmek önünü, arkasını, şusunu senin derdin daha şanlı, şöhretli, Yok. popüler olayım, daha zengin olayım işte filan değil. Olmadı. Sen önemli olan yaptığın işe duyduğun aşk, saygı Çok. ve hakkını vermek, onun gereğini yerine getirebilmek. Evet. Ee, bu bilinçli bir tercih bence ve. Ee, devamı böyle gelsin inşallah. İnşallah. Ya bir şey eklemek istiyorum. Ee, ben gerçekten bu oyunculuk işine aşık bir insanım. Çünkü e, o çalışma kısmı beni o kadar heyecanlandırıyor ki bir yazarı araştırıp o yazarla ilgili o kadar çok değişik şey öğreniyorsunuz ki. Yani bir yazar daha gerçekçi, öbürü daha metafor kullanıyor. Öbürü başka bir şey yapıyor ve onların her birini anlayıp her birinden farklı bir şey yaratmak çok özel bir şey ve ben ne kadar öğrendiysem o kadar öğrenmediğimi yani o kadar De bilmediğimi, fark, bilmediğimi ettim. fark ettim. Ee, i̇nsanda çok doğru. bu bir öğrenme açlığı yaratıyor ve daha derine inmek istiyorsunuz. İndim sanıyorsunuz bakıyorsunuz ki daha derini var. Bu ufuk gibi bir şey böyle. O da çok heyecanlı. Aslında beni heyecanlandıran şey hep o evet. oldu. Yani e, bazen şimdi genç oyunculara bakıyorum işte motivasyonları çok farklı. İşte hemen ünlü olayım, iyi para kazanayım falan. Bu değil bir reklam filminde oynayayım. 3-5 kuruş oradan kazanayım. İşte bir popülarite markası. Yani e, bir an evvel e, zengin olayım. Ya, o kadar <laughs> çok. Şimdi diyorlar ki mesela bizim kız güzel ya da oğlan yakışıklı. Buna bir baksana. bunu bir, i̇şte bir iki bir şey. Ya diyorum ki öyle olmaz. Eğitim aldırın. Öyle o şekilde olmaz. Yani bütün bu benim geçtiğim aşamaları böyle aşamaların olduğundan haberleri bile yok. Oyunculuk şöyle bir şey düşünüyorlar. Yani bir karakterin arkasına belirli bir duygu koyup ekran karşısına çıktığımız zaman olur. Öyle olsaydı herkes olabilirdi. Böylelikle Türkiye'deki oyunculuk e, e, oyunculuk mesleğinin eee e, çitasını düşürüyoruz giderek. Çünkü olması gerektiği yere getirmemiz için derinliği algılamamız gerekiyor. Ama maalesef hem yazılan senaryo olsun, hem çekimler olsun bu derinliğe bir türlü inilmediği için yüzeysel kalıyoruz. kalıyor. Kalıyor evet. evet. Bu da burada. Ee, sonra da e, uluslararası kabul görmesini bekliyoruz. Aynen öyle. Ee, yani e, o kadar güzel şeyler söyledin ki benim de kafam e, düşüncelerle doldu. E, yine çok güzel bir filminden e, söz etmek istiyorum. Gerçekten bence oldukça çıtası yüksek bir film. Nurgül Yeşilçay ile birlikte Erden Kral. Evet. Erden Kral. Erden Kral'ı konuk ettiğim zaman da o filmden söz etmiştik. Benim de çok sevdiğim bir film. Ee, orada e, aşk üçgeni evet. var ve e, orada e, sen bayağı başarılı bir e, karakter çizdin. Ondan görüntülerimiz var izleyelim mi? Tamam, teşekkür ederim. Seninki de gidiyor mu ara sıra o uğursuz ya ne diyorsun sen ya? Bak! Sakın ha! Hayret bir şey ha! İki gün önce evlenen ben miyim? Bu her iki filminde de karşında partner olarak e, çok güçlü oyuncular var. Hem tecrübeli evet. Nurgül olsun, Özgü olsun. Hı hı. E, partner oyunculuğu ve uyumu için evet. neler söylemek istersin? Bu da çok önemli. Önemli şey. değil? Yani çok önemli. Yani karşıdaki iyi bir oyuncuyla oynadığın zaman evet. yine dediğimiz o, o çatışma daha, daha yukarı çok... çekebiliyorsunuz. Şimdi düşünün ki siz rolünüzü gereğince yapıyorsunuz Karşımdaki ama karşıdaki duruyor. reaksiyon yok. Aynı level'a gelmiyor. Hani e, duvarla tenis <laughs> oynamak gibi bir şey oluyor. Evet. A, e, şimdi duvarla evet bunu ne <laughs> kadar oynayabilirsiniz, ne kadar izleyebilirsiniz ki ama karşılıklı olduğu zaman o heyecan o iki tarafında verdiği çaba. Ama bu her iki filmde de zaten bize onu yaşattı. Evet. Gerçekten çok, çok güzel. Çok önemli bir şey. Yani aslında oyunculuk ister tiyatroda ister sinemada ister dizide oyunculuk yapan bir insan için bir şey değişmiyor. Değişmiyor tabii. O nedenle çok güzel dizi filmlerde yaptığını düşünüyorum. E vazgeç gönlüm mesela hmm. o bayağı rating rekorları falan kırmıştı çok beğenildi ondan sonra Ömre Bedel. bedel evet o da o da. orada da doğulu bir genç değil evet. mi kilis evet. falan yani çok farklı onların da oradaki seçimlerinde çok farklı yani evet aslında şöyle de bir şey oluyor tabi şimdi bu Cemal karakteri birinci olmuş evet. olduğu için orada bu doğulu genci gören ...yapımcılar... ...hep oradan gitmeye çalışıyorlar... ...ama aslında ben... E, ha, arkasından sana hep o... Onlara geldi insan... genelde... Aa, ...o tür şeyler geliyor... <laughs> e, ...hatta bir iki işe ben bu çok aynı... ...hani daha öncekiyle bunu Aa. yapmasam deyip... E, ...yani bilmeyerek kırdığım... Ay. ...yapımcılar oldu... <laughs> ...ama oysa ki çok böyle... ...birbirinin devamı gibi ben istedim ki... ...yelpazemi gösterebileceğim bir şey olsun... ...oyunculuk öyle bir... E, ...yolculuğum olsun... Hatta bir bir kez de bu komedi falan işini de hani ortaya sürmüş. Me, evet merak ediyorum demiştin bir, bir komedi de oynamak istiyorum. Evet benim. aslında benim komedim çok iyidir gerçekten iyidir. <laughs> Ama bilmiyoruz. İşte çünkü bir yapımcıya söylemiştim <laughs> çünkü bunu. Çünkü komedi daha zor bir şeydir yani. Ya aslında hepsi aşağı yukarı aynı hepsi çalışma zor, sistemi tabii. var hepsi zor. Ama komedide tabii şöyle bir hataya düşülüyor genelde ondan dolayı zor komik olmak Başka gereksinimi şey. hissediyor insanlar. Oysa durum komedisi <laughs> ve karaktere ne kadar inanırsanız aslında o kadar komik olursunuz. Yoksa karikatür gibi oluyor. Ben mesela şeyi çok severim. E, Peter Sellers. Ya işte bu Peter Pembe Sellers. Pan ya o adam İlk mesela bantı. çok ciddi oynuyor. Çok ciddi ama çok komik. Çünkü adama inanıyorsunuz öyle olduğuna. Yani karikatür değil 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 e, Timing, bu <laughs> işte, <o> zamanlama falan. Onlar <laughs> şey. e, komedide çok önemli olan şeyler. E, daha çok. Ama e, yani dün de seyrettik, bugün de seyrediyoruz, yarın da seyredeceğiz. Bitmeyen Kesinlikle bir klasik. Tabii bir ki. klasik e, ve de aktör olarak da çok büyük bir aktör. Az önce Sizin filmleriniz gibi susuz yaz. <laughs> Oo, çok güzel. <laughs> Az önce Cesur karakterinden söz ettik ya. Emre evet. e, Bedel'den görüntümüz var. Hı -hı. Onu izleyelim. Tamam. Enişte, sen babamın nerede olduğunu biliyor musun? Nereden bilsin oğlum? Hadi Can gel oğlum sen benimle. Eniştenle halanın konuşacakları vardır bak. Raziye! Hayır, Can kalsın. Ben buraya onunla konuşmaya geldim. Cesur. Ne oluyor? Ne konuşacaksın enişte benimle? Şaka yapıyor oğlum enişten hadi. Hadi gel. Ömür, bunu ertelemenin yolu yok artık. Cesur ne yaptığını sanıyorsun sen? Can'a gerçeği anlatıyorum. Hangi gerçeğin işte? Bunu alıştırarak sana söylemenin yolunu aradım. Ama yok. Sen artık her şeyi anlayacak yaştasın. Artık gerçeği bilmek senin hakkın oğlum. Ben senin enişten değilim Can. Cesur. Ben senin babanım. Ardından sensiz olmaz geldi. Evet. Eve düşen yıldırım. Yani çok dizi hatasız kul olmaz. Evet. yani bunların hepsi e, senin farklı farklı yönlerini görebildiğimiz e, diziler oldu. Hı, hı. Evet. Yani e, kimisi yakın gibi, görünse de, de ama Aslında bir, e, o çok önemli bir şey. Yani iki tane yakın gibi görünen tarzı birbirinden ayırabilmek de değil çok mi? daha önemli. Çünkü e, gri ile koyu griyi birbirinden ayırabilmek yani e, siyahla beyazı birbirinden ayırmaktan daha zordur. Doğru. Yani Doğru. O yüzden e, genelde o tür roller geldiği için evet. ben hepsini birbirinden ayırmaya çalıştım. Ne kadar oldu bilemiyorum ama <gülüyor> artık... <gülüyor> e... Peki, yani e, bu e, seçiciliğinden dolayı piyasada belki hani yapımcılar aralarında konuşuyorlar. Yani Murat Han'a bir hikaye beğendirmemiz çok zor. Şimdi onun yerine işte Ali Veli onlar daha kolay hemen mesela yarın başlayabiliriz bir haftaya hmm. başlayabiliriz. E ee, o çok irdeliyor, çok zorluyor kendini çok fazla hazırlamak için. işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Çok detaylara takılıyor filan. de hiç endişe bırakmıyor yani bu. Umarım böyle demiyorlardır diye <laughs> düşünüyorum yani. Demesinler Korkutma bence. yani onların e, gözünü yok, demek yok. istiyorum. Evet, doğru. Haklısınız bu kadar yani. E, demesinler yani, böyle şeyler bence düşünmesinler. De. Kesinlikle haklısınız. Eee <laughs> Sensiz Olmaz dizisi ee, mesela sen onu bilerek mi seçtin, istedin mi? Ee, Geldiğinden teklif e, olabilir mi geldi sana? Yani şimdi genelde dizi, film seçerken Çünkü ondan da görüntülerimiz var da evet. onun için konuşmadım. Şimdi dizi, film seçerken genelde e, neyin nereye e, iş yaptığımız çok önemli. Yani, hmm. Neyin talep edildiği bazen benim isteklerim Talep görmüyor mesela benim hı, aklımda olan iş. ama diyorum ki mesela bu iş evet daha çok ilgi çeker televizyonda hı hı. daha çok rağbet görür diye karar verdiğim işler de oluyor? De oluyor. Evet. Olsun. Oluyor. Öyle zaten olacak Olsun. televizyonda. Ama sinemada biraz işte farklı. Sinema ama daha seçici olmak haklısın. haklısın çünkü sinemada yani, kalıcı bir eser buracı. Aynen öyle. O çünkü hani biz tabii, gittikten tabii. sonra da var kalacak. olmaya devam edecek. O yüzden sinemada çok hassasım ama televizyon dizilerinde genelde Biraz kendi daha... istediğimden ziyade halkın istediği yöne doğru gitmeye çalışıyorum zaten e, genellikle öyle oluyor değil mi Evet. peki e, sensiz e, olmazdan görüntülerimizi Tabii. izleyelim ne diye açmıyorsun sen benim telefonlarımı evde unutmuşum hem unutmasam ne olacak nerede olduğumuzu biliyordun gelseydin geldim zaten yoktunuz Telefonuna sahip çıksaydın kaç saattir gelmeye çalıştığımı görürdün. Ay ne yapayım şimdi? Çok mu üzüleceğim sen gelmeye çalıştığında gelemedin diye? Seni sabah aradım. Mesaj da bıraktım. Hayır yani şu çocuğa kırk yılda bir söz veriyorsun, onu da tutamıyorsun. Hem de özür dileyeceğin yerde böyle dikleniyorsun. Ya ne diklenmeyeceğim? Bağırma! Geliyorum kapıyı Aydın açıyor bana. Aydın niye geldi sizinle? Ne işi var? Biz Aydın'la Hem senin aydına teşekkür etmen lazım. Senin çocuğuna bütün gün o sahip çıktı. Benim çocuğuma kimsenin sahip çıkmasına gerek yok. Gerek varmış ki buradaydı. Böyle laflar edip tepemin tasını attırma. Sen çocuğuna sahip çıkmazsan gelip başkaları sahip çıkar. Oyunculukta yetenek ne kadar gerekli çalışarak ne kadar yol alınabilir? Bana bak ben sorarken zaten böyle yaparak soruyorum. <laughs> ne demek istiyorsam. Çok senin güzel. anlatmanı istiyorum aslında. Çok güzel bir soru. Ee... <laughs> Şimdi genelde şöyle bir inanış var. Ya çok yetenekli olmak lazım falan. Ama aslında e, oyunculuk da gerçekten çok çalışma gerektiren bir şey. E, evet bir biraz yetenek olabilir ama bu yeteneği nasıl kullanacağınız, bu yeteneği nasıl besleyeceğiniz çok önemli. E, yani bence %10 yeteneği olan birisi çalışarak. çok doğru çalışarak, bunu ama yüzde 90 bir performansla çalışarak bunu yüzde doksana çekebilir. Ama yüzde 40 olan birisi de doğru çalışmayarak yüzde 40'ta kalabilir. Onu da kaybedebilir. Ee, çok haklısın. Onun için eğitim, eğitim e, öneriyorsun. Eğitim çok önemli. Değil Aynen. Mi? Çünkü e, çok basit bir şey söyleyeceğim. Mesela e, insanlar genelde kafede ya da bir otobüste, metrobüste bir, bir yerde baktığınız zaman e, ellerinde oyun ya da bir sinema senaryosu okurken görmezsiniz insanları. Evet. Bunun sebebi şudur. Genelde onlar roman okurlar ya da işte bir başka bir tür okurlar ama... Şimdi telefondan e, okuyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama şimdi e, bunun sebebi şu. Çünkü hiçbir tiyatro eseri ya da sinema senaryosu tamamlanmış değildir. Yani onlar Hı. yarımdır. Yazar onu yazdığında bu yüzde ellidir. Bu görsel sanat olduğu için bunun %100 olması için yönetmen, oyuncu ekrana çıkabilmesi için bu %50'nin tamamlanması gerekiyor. O yüzden kimse ilgi duymaz. Mükemmel. Ama bu bu %50'yi tamamlamak da şöyle kolay değil. Ya ben bunu alırım, ezberlerim. arkasında biraz duygu koyarım. Çıkarım oynarım. Şimdi bu kadar basit değil. Şimdi o %50'sini yazar, o şekilde yazarak kendi görevini yapmış. Bizim Şimdi görevimiz görev bizim, bizim görevimiz, görevimiz de başlıyor. bu yazı dilini Aksiyon diline çevirip görsel hale getirmek. Bunun için de bir şeyleri çalışmamız ve doğru çalışmamız gerekiyor. İşte, e, yani O yüzden de hani her, her an herkes böyle ya işte evet ben bu oyunculuğu yapabilirim. Bir ezberleyeyim, <laughs> bir çıkarım, hallederim gibi düşünmemek lazım. Eğitim çok önemli o anlamda. <laughs> o oyunculuk büyük bir sevda sende biliyorum. Ve e, bu kadar e, bilgi birikimini bir kitaba e, çevirdiğini duydum evet. öyle mi? Evet bir e, kitap yazıyorum ama son, son aylarda bir tembellik yaptım biraz bıraktım. Ama yapma. E, %70'ini tamamladım ha, e, sadece biraz e, işte bir oyuncu nasıl hazırlanmalı, Hı -hı. karakter nasıl yaratılır, e, tekst ya da senaryo nasıl çalışılır bunun üzerine çalıştım. E, Stella adları eğitim görmüş tabii bir tabii. Murat olarak tabii ki şimdi bir hiç, karaktere nasıl hazırlanır onu çok. Tabii ki çok iyi benim biliyorum. kendi bugüne kadar e, gittiğim workshoplar okuduğum okullar hepsinin bir birleşimi. Ben sadece evet. topladığım bütün bilgileri benim tarzımla anlatmaya an çalışıyorum. Yani. İnşallah bir an evvel o kitap çıksın ve e, merak ettim çok. Aynı zamanda e, üniversitede hocalık da yaptın değil mi? Branş evet. olarak neyi seçmiştin? Benim eee Oyunculuk Akademisi bittikten sonra e, bir süre asistan hocalık yaptım. Hı, hı. Tamam. E, tekst analizi üzerine bir text analizi. Tekst analizi evet. Yani o, oyuncular için tabii. Tabii. Nasıl çalışacaklarına nasıl dair. E, nasıl çözümlenecek tekst? O, o anlamda çok güzel bir çalışma. Çünkü gerçekten e, bir senaryo aldığınız zaman ne yapılması gerektiğini. Ya insanlar sorarlar ya işte ya nasıl hazırlanıyorsunuz role? Değil mi? Çoğu insanda şeyler. Ya işte gözlem yapıyoruz. Çok klişedir ya. Çok Aslında klişedir, gerçekten. Peki gözlem. gözlem yapmak nedir yani? Öyle bir şey yok. Bu da Ömür Boyu da, zaten yaptığın. Tabii şey. oyunculuk da yani bir mühendislik, bir tıp alanı gibi oturup tekniklerle bunu çalışabileceğin bir mecra. Tabii. Eğer birine bir role hazırlandığını Önce şunu yapıyorum sonra bunu yapıyorum diye somut olarak veremiyorsan demek ki bu işi bilmiyorsun. Tam anlamıyla yapamıyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Yurt dışında tamam e, yaptın hocalık tabii ki o. Türkiye'de böyle bir şey, yani da, bir hocalık yapmak gibi bir düşüncen olmadı mı? Ya da bir teklif gelmedi mi? Aslında e, ilk geldiğim zaman e, bir iki tane... Televizyon dizisinin hı. bütün oyuncularına bir workshop yapmıştım. Aa. Daha sonra yine bazen böyle workshoplar yapıyorum. Mesela iki günlük ama hı hı. 8 saat, 4 saat bir gün, 4 saat bir gün biraz yoğun fazla yoğun yüklüyoruz. Ama tabii yine de bir şeyler öğren Çok uzun süreçte yapmayı düşünmedim hocalık. Çünkü, Çünkü zaten çalışıyorsun. Hem çalışıyoruz bir de. Hocalık birazcık şey istiyor, e, sabır istiyor. Çok. Yani sabır, sabır o konuda biraz şey galiba? hani böyle. E, tamam, önce bir kitabımız çıktı. Aynen bir kitap. çıktı Ondan yani. sonra Hadi. düşüneceğiz. Kesinlikle. E, sırada bir edebiyat uyarlaması var. Hı hı. Nahit Sırı e, Örekin, e, Eve Düşen Yıldırım. Eve, değil mi? Yıldırım, Eve Düşen evet. Yıldırım. Onun da güzel bir hikayesi var. Onda görüntülerimiz var, izleyelim tamam. birlikte. Vaktiyle Zeus, Io adında güzeller güzeli bir kıza aşık olmuş. Bütün zamanını onunla geçirdiği, onunla dolaştığı için karısı bunu fark etmiş ve Io'ya diş bilemeye başlamış. E o da evli olduğu halde başka bir kıza mı aşık olmuş? Bazen aşk zamansız çalar kapıyı. E sonra? Sonra Zeus karısının Io'ya zarar vermesinden korktuğu için, sevgilisini öküze çevirmiş. <laughs> ya dur bir dakika anlatayım. Ee, tabii karısının bunu anlaması uzun sürmemiş. Onlardan kurtulmak için de Io, Ege'den Karadeniz'e kadar koşmaya başlamış. O koştuğu yerde de boğaz oluşmuş. Ya çok saçma bir hikaye ya. İnsan sevgisini öküze çevirir mi? Tam öyle. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Aslında pek çok yapımda e, ve filmde rol alsak da hala böyle aklımızda, içimizde canlandırmak istediğimiz bir karakter vardır. Hep bir özlemimiz vardır. Mesela sen de duydum ki e, Nuri Bilge Ceylan'ın bir filminde oynamak iste, istiyormuşsun. E, evet. Yani e vardır bir e, düşündüğün bir e, karakter. Gelmiş. Temas ettiniz mi e, Nuri Bilge Ceylan'la? E, İfade ettin mi bu, ona mutluluk, böyle bir Mutluluk filminin galasında bir karşılaşmıştık. Orada zaten kendisi de demişti bir gün belki beraber çalışırız. Ben de inşallah çok isterim demiştim. İnşallah. Onun filmlerinde genelde toplumsal olayları kişiler üzerinden ya, anlatmak. Evet. Yani bireyler üzerinden toplumun sıkıntılarına, yaralarına dokunmak var. Aslında bir tümden gelim tüme varım dersek, onunki tüme varım. Oluyor. Evet, evet. O yüzden hoşuma gidiyor aslında öyle bireyselle başka şeyleri anlatmak. Ee, İnşallah öyle tatlı bir şey İnşallah. olsun isterim tabii. İnşallah olur. Şeyi de soracaktım yani diğer izlediğin, beğendiğin yönetmenler sadece Türk yönetmenler değil, dünyadan da olabilir. Ee, evet mesela yani yurt dışında şey isterdim mesela David Mahomet ile çalışmak isterdim. Kiminle? David Mamet. Bu Mahomet. Evet, Glen Gary Glen Rose'un falan da yazarı. ...aynı zamanda yönetmen... Hmm. Pacino'nun çok filminin yönetmenidir... Harika. ...çok enteresan bir ritmi vardır onun da... Ee, ...böyle kendi ritmim dışında... ...bir şeyde çalışmak için onu düşünmüştüm... yani ...çok güzel. enteresan, çok hızlıdır böyle... ...çok hızlı... ...dilerim, ee, dilerim, dilerim... Evet, ...eğer izlemediyseniz Glenn Gary Glenn ...size öneririm, gerçekten Vallahi... bir oyunculuk dersi... ...çok sevinirim... ...çok iyi bir film yani... E, ...son yaptığın işlerden biri de... ...Savaşçı... Hı -hı. E ee, savaşçıda da bir e, karakter canlandırıyorsun ki orada bir kara kahraman evet. diyebilirim ona değil mi? Tabii. Bir antik Antika kahraman çünkü <laughs> ee, bu anti nasıl hazırlandın? Ee, hazırlanman için sana imkan verdiler mi? Ee, sen benimsedin mi, sevdin mi? Ee, çünkü seyirci çok sevdi. Evet. Yani şimdi şöyle, e, tabii böyle bana genelde bu arızalı ya da biraz e, anti kahraman karakterleri çok geldiği için e, ben hep şuna inanıyorum, yani böyle olması gerekiyor zaten. E, oyuncu kimi canlandırırsa canlandırsın, yüzde yüz o karakterin yanında olmalı. Yani hı hı. E, bu canlandırdığım kahraman tabii ki işte bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı savaşan hı hı. bir e, terörist evet, bir adam neticede ama terörist. E, sonuçta şimdi ben eğer e, bu adamdan nefret ederek oynarsam bu adamı canlandıramam. Olmaz. Hı, Olmaz. Bu adamın yüzde yüz yanında olmanız gerekiyor, mentalite olarak. İnanman gerekiyor, gerekiyor tabii. onun hikayesine. Hitler'i bile yani Adolf Hitler'i oynayacaksanız. Tabii. E, yani bugün e, hepimize o bir cani ya da işte ahlaki olarak bizden çok uzak ve e, çok ...sıra dışı görünse de kendisine sorsaydık eğer bugün. Hı -hı. Neden o yaptıklarını yaptı? Eminim Bizi kendi inandığı ederdi. ve kendi onurla yaptığı ve onun e, bu duruşunda bir sebep olduğunu bize anlatırdı. E, çünkü hiçbir karakter kendine göre kötü değildir. Herkes evet. kendine göre iyi yaptığını, iyi yaptığını düşünür. düşünür. Şimdi onu anlamak gerekiyor ve onun %100 yanında olmak gerekiyor ki işimizi doğru yapabilelim, o çatışmayı çıkarabilelim. Ben de Karon'da onu yapmaya çalıştım. Hatta bir defasında e, bir birisi bana şey bir kafede bir hanımefendi e, önce fotoğraf çektirmek istedi benimle e, sonra da dedi ki ya oynadığınız karakter dedi çok kötü bir karakter dedi yani bunu dedi içinize sindirebiliyor musunuz nasıl oynuyorsunuz bunu ben de dedim ki bakın hani siz bunu izleyebilmeniz için benim onu oynamam gerekiyor birinin ya. bu karakter bu bir bu bir iş yani oyunculuk. Tabii ki ben de o adamın yaptığına katılmıyorum. Tabii ki ben de ülkemi, ordumu, askerimi her şeyi seviyorum. Elbette. Ama biz bir iş yapıyoruz ve bu işte bunu oynayacak birisi gerekiyor ve bunu doğru yapması gerekiyor. O yüzden yapıyoruz. Yani. <laughs> Güzel. Ama tabii böyle. Ama işte, Bu anlayışı değiştiremedik. Anlayışı daha değiştiremedik. Değil mi? Yani daha bu değiştiremedik. üzücü. Değil yani böyle bir şeyi... Duymak beni üzdü aslında. Çünkü tarihte hemen ilk aklıma gelen Erol Taş. Evet. Yani Erol Dünya Dünya Taş o gerçekten mükemmel, mükemmel bir insandı. Tabii. Benim çok çok sevdiğim bir insandı. Ama bir çocuk kadar saf bir insandı aslında. Ya. Ama o fiziksel görüntüsüyle insanları belki de korkutuyordu. Evet evet. Ama hala bugün sana. Bu kadar sene sonra bir oyuncu bu olarak üzücü. bununla karşılaşmak biraz tuhaf. Tabii bu, yani eminim yurt dışında böyle bir soruyla karşılaşmıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ya bu kadar değildir yani. Mi bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ummuyorum. Yani, umarım <laughs> değişir. Umarım bizde de bu anlayış daha evet. değişir. Ee, savaşçıdan. Bu anti kahramandan görüntümüz var. Tamam. İzleyelim mi? Tamam. Babalar, burası çok sessiz. Yaşasın araba, Yaşasın Türk dünyası. Yaşasın barış. Burada Garon son oyununu oynuyor. Şu anda o teröristin en kanasız olduğu gün. Hepsi gelsin Oy gelsin. Yanına gerektiği kadar adam al ve gerektiği kadar silah. Kesin emindir albayım. O şerefsiz Karabağ toprağına gömülmeden hiçbir asker kışlaya dönmeyecek. Yaşasın dur, Türkistan. Dayan Kılıç. Asla vazgeçmeyecekler ha. Onları da aradan çıkarırız. İlyas tut! Türklerin çukuru kazıldı. Hayır, hayır, hayır. Bize kefen biçen de, çukur kazan da, o çukura kendi girer. Maçası yiyen buyursun gelsin. Ne yazık ki ülkemizin hala böyle bir gerçeği var değil mi? Ee, bunun için kim ne filmler daha yapılması gerekiyor. Kesinlikle. <laughs> ee, dizilerden ve sinemadan bahsettik. Seni dizilerde görmek çok istedi seyirci ve e, sen... Durmadan dizi yapmaya devam ediyorsun ama e, seni tiyatroda da e, görmek evet. isteriz. Evet. Senin kökenin tiyatro çünkü. Kesinlikle. E, ve bir oy, oyuncu olarak e, bütün hayatını verdiğin e, oyunculuk hı hı. tiyatro için e, çok fazla e, gerekli. E, tiyatroda görmek istiyoruz seni. E, yaptığın bir tiyatro var? Var, evet. Var. E, Tiyatro İstanbul'un e, The Closer'dan uyarladığı yaklaştıkça hı hı, e, hı. oyunu vardı. E, onu 55 oyun falan oynadık. Güzel. E, daha sonra bitti. Ondan sonra diziler falan derken sonra bir daha bir şey yapmadık. Yani e, dizilerden fırsat şey. bulamıyorsun da biliyorum evet. ama yine de e, tiyatro da görmek istiyoruz seni. İnşallah yapacağım. İnşallah. E, dizi ya da filmle ilgili bir yakın çalışman olacak mı? Ee, şu anda bir iki bir şey var gelen ama e, daha sen değer karar bakıyoruz, vereceksin bakıyoruz. <laughs> evet. Budur. çok teşekkür ederim Murat ee, geldiğin için e, adeta e, bir oyunculuk dersi verdiğin için şu kısacık zamanımızda dahi ee, çok ben, mutlu ettin beni ben çok teşekkür ederim gerçekten bana bu fırsatı verdiğiniz için ve Sinema için çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Gerçekten e, burada farklı yolculukları farklı şekillerde anlatarak e, çok değerli bir şey yaptığınız, Sağ ol. çok güzel bir program bence. Sağ ol. Çok teşekkür e, ederim. Keşke biraz zamanımız olsaydı da biraz bu karakterler nasıl yaratılıyor yani. onu da anlatırdım. <laughs> Şimdi kitabın çıktıktan sonra tekrar, tekrar gel olur mu? O zaman anlatırım. <laughs> Oradan da sorular evet. hazırlarım ben. Ee, bu samimi ve içten sohbetin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizinle. Kariyerinde, hayatında her şey gönlünce olsun. Ben teşekkür ederim. Gerçekten sizinle <laughs> bu programı yapmak da benim için tarihi bir güzelliği var. Sağ ol. İnşallah bunu böyle arşivleyeceğiz. Kalacak. Evet zaten zannediyorum bu program bir arşiv kıymeti evet. taşıyor bir armağan diye düşünüyorum o muhteşem sinemamıza. Kesinlikle. Ee, inşallah Keşke böyle daha çok programlar olsa. Olsa. İnsanların bunu daha iyi ifade edebildikleri, bu şekilde güzel, gerçekten Doğru. kendimi sinema anlamında ifade edebildiğim çok nadir programlardan biri. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Sevgili seyircilerim, ünlü filozof Zayzek ne güzel söylemiş. Bugünün dünyasını anlamak için sinemaya ihtiyacımız var. Yüz yüze gelmeye cesaret edemediğimiz ne varsa anlamak için sinemaya bakmalıyız. Bizler rol aldığımız karakterlerle, anlattığımız her hikayede aslında birinin hayatına ya da bir duruma ayna tutuyoruz. Seyirciyle beraber bizler de hayatı okuyoruz. Çünkü Başka bir deyişle sinema hayata açılan bir penceredir. O pencereden bakmaya hepimizin ihtiyacı var. Haftaya film gibi hayatlarda yeniden görüşmek üzere sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.